Manşete hoş geldiniz. Video 3 dakika 44 saniye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu. Ben giriş laflarımı bitireceğim ama video bitmeyecek. Gündeme geçeceğiz. Fakat Türkiye'deki genel problem budur. Ne ana, anayasa talebidir, ne işte Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı tartışmasıdır. Ne şudur, ne de budur. Ne de gerçekten bir ayı geçti hala çözülmedi. Narin Güran cinayetidir. Temel sorun hukuksuzluk. Kemal Sor'un ülkeyi yönetmeyen, yönetmek de istemeyen, geçmişten bu tarafa böyle bir derdi de olmamış bir çetenin, bir şebekenin tüm kaynaklara çökmesi artık vatandaşın da bundan etkilenmeye başlamasıdır. Ve artık vatandaşa bu görüntüler batmaya başladı. Vatandaşa artık işte liderlik, Türkiye liderliği, itibar vesaire gibi konular geçmiyor. Elektrikli, oto, Öbürü öbür beriki geçmiyor. Halkın böyle bir talebi yok. Halkın böyle bir beklentisi de yok. Halkın artık bu tür konularla mutlu olacak, sevinecek. Aa harika ülkemizde gurur duyuyoruz. Türkiye liderliğiyle gurur duyuyoruz diyecek durumu da kalmadı. Fakat yeni anayasa talebi şimdi işte 1 Ekim'de 2 Ekim'de meclis açıldığında gündeme gelecek. Halk istediği için gündeme geliyor değil. Koltuklarını sağlam almak için ve parlamentoyu meşgul etmek için bunu gündeme getiriyorlar, getirecekler. Muhalefet de teşne. CHP ilk dört madde müstesna tartışmaya, oturmaya, müzakereye hazırız dedi diyor. Oysa dün de bir nebze bahsettim. Yaz aylarında halkın arasına karışan AKP'liler, AKP kurmayları milletvekilleri veya AKP il ilçe yöneticisi insanlar. Saraya ulaşamıyorlar belki ama saraya gönderdikleri notlarda sitem, serzeniş ve halkın öfkesi var. Erdoğan'dan eskisi gibi randevu alma olanağı olmayan bir takım AKP'liler de mesajlarını Şamil Tayyar gibi sosyal ağlarda yazarak artık dile getirmeye başlıyorlar. Tabanda kaynama var, tabanda vozurdama var. Sıkıntı ızdırap öfkeye dönüşmüş durumda. Halkın ne Erdoğan'a ne de onun pozisyonunu koruma çabasına bir saygısı ve tahammülü kaldı. İşte bu anayasa vesaire tartışmaları da bundan. Ben bugünkü tabloyu analiz ederken 22 yıllık AKP zulmü diyenlerden değilim. Tamamında yaşadık Türkiye'de. Ya da en azından ilk 12 10-12 senesinde yaşadık. Son 10 senede bu rejim inşa edildi. Son 10, sened 10 senede bu rejimin taşları kondu üst üste. Ve iktidar sorunları çözme becerisini çoktandır kaybetti. Yok böyle bir becerisi. Türkiye'yi yönetme gibi... Türkiye'yi idare etme gibi, vatandaşın dertlerini çözme gibi bir iddiası da yok. Taban da biliyor ki bunlar koltukta oturdukları müddetçe ülkenin iki yakası bir araya gelmeyecek. Bunun farkındalar. Hatta bunlar koltukta oturmaya devam ettiği sürece işler daha da sarpa saracak. Hemen her gün bir skandal, hemen her gün bir olay yaşanıyor. Bu esasen rejimin bir turnusolu. Konvoy hala bitmedi, devam ediyor. Ama benim giriş cümlelerim bitti. Bir günün manşetini bugün çok önemsiyorum. Geleceği çaldılar. A'dan Z'ye işsiz, umutsuz ve endişeli kuşak. Saray yönetimi ülkeyi gençler ve çocuklar için karabasana çevirdi. Gençler umutsuz ve geleceksiz. Kimi çareyi yurt dışına gitmekte ararken kalanlar işsizlik, gelecek sorunu ve suç bataklığı girdabında demiş. Nasıl olmasın ki bir takım gençler elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Birazdan bir iki örnek de vereceğim. Bir takım gençlerse lise çağında, üniversite çağında okullarında olması gerekirken duruşma salonlarında kendini günlük doğal olağan yaptığı işler nedeniyle savunmaya çalışıyor. Kız çocukları davasına bakalım mı birlikte? Dördüncü gün bugün ve son derece dramatik, son derece enteresan cümleler düştü öneme. Üçünü beşini getireceğim ama o kadar çok ki Basit bir taramayla sosyal ağlarda siz de bulabilirsiniz. Avukat Hatice Yıldız paylaşmış. Bazı kız çocukları ağlıyor diyor. Sanık kız çocukları. Çocuklu müvekkilim de duruşma başlamadan önce çok ağladı. Yanına gittiğimde dört gündür sinirlerim bozuldu. Biz ne yaşıyoruz böyle dedi. Yapmayın beyler bu gençlere bu kötülüğü yapmayın diyor. Kız çocukları davası hafta başından beri İstanbul 24. Ağır cezada görülüyor. 117 terör eylemi sıralanmış ve bir polis dedektifliğiyle savcılık soruşturmasıyla neyse Aralık, Ocak, Şubat, Mart polis işi gücü bit bırakmış çetelerin peşine düşmesi gereken polis eline kan bulaşmış ve şimdi artık sorgulanan nasıl bunu serbest bıraktınız, nasıl ortada dolaşmasına izin verdiğiniz dediğiniz bir takım zanlıların ve katillerin peşinde olması gerekirken bir takım ailelerin ve onların kız çocuklarının peşine düşmüş ve yemek siparişi vermek, sinemaya gitmek falan gibi olayları sorgulayarak oradan bir örgüt çıkarmaya çalışan polis. Kız çocukları davası bu. 529 sayfada iddianame düzenlemişler. İçinde bir tek suç unsuru yok. Sevinç Özarslan paylaşmış. Dördüncü gün mahkeme salonundan. Ve kendisine gelen bir mesajı paylaşıyor. Gözyaşlarıyla başladı diyor. Gelen mesajda. Anonim bir hesaptan veya isimsiz bir hesaptan muhtemelen. İnsanlar da artık öyle bir noktaya evrildi ki mesajları paylaşıyorlar ama bir biçim yani kimliklerini saklamak durumundalar. Bunu da anlayışla karşılamak zorundayız. Bugün diyor 18'den küçük kızlar tanık olarak dinleniyor. Avukatların savunmasını dinleyenler arasında çocuklar stresten ağlıyor. Avukat Lale Demir Kazan paylaşmış. Diyor ki işte Fethullah Gülen videosu izlemeleri tavsiye etti falan diye böyle bir itirafçının ifadeleri girmiş soruşturma dosyasına. O itirafçı, öğrenci dün diyor mahkeme huzurunda böyle bir şey duymadığını söyledi. Yani hatta diyor evi ilk kendinin tuttuğunu, kira sözleşmesinin babasının üzerine yapıldığını filan falan ve kiracı öğrencileri de sosyal medyadan bulduğunu anlattı. Yani tutuklanmamak için öyle dediği ya da dedirtildiği anlaşıldı diyor. Nereden baksanız elinizde kalan bir dosya. Bakın kız çocukları davası kapsamında 16 yaşındaki kız öğrencisine öğrencisiyle ilgili polis tarafından yapılan araştırma başlıkları. 16 yaşında şu anda 16 yaşında. Terör soruşturmalarında adının geçip geçmediği, soruşturma geçiren kişilerle şirket ortaklığının olup olmadığı 2013-14 yıllarında yani henüz 5-6 yaşındayken Bankasya'da hesap artışının olup olmadığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında işlem yapılar, ki, yapılan kişiler arası, listesinde isminin yer alıp almadığı. 5-6 yaşında 15 Temmuz'da. 15 Temmuz 2016'da. KHK'larla kapatılan dernek, sendika vesaire üye, üyeliğinin olup olmadığı. İhraç edilenler arasında girmeyeceğim daha. Yani 5-6 yaşındaki, 5-6 yaşında olduğu dönemdeki bir takım olaylarla irtibatı sorgulanıyor. Nereden baksanız elinizde kalıyor dediğim bu. Gene Lale Demir Kazan paylaşmış. Ayşe Züleyha ki bana en dokunan örneklerden biridir. En dokunan sanıklardan kız talebelerden biridir. 19 yaşında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. Annesi Nakil Karaciğer biri 8 yaşında 5 kardeşler 2 yıldır hem annesine hem küçük kardeşlerine annelik yapıyor. Bu koşullarda üniversite sınavını kazanıyor. Okuluyla evi arası ulaşım günde 4 saat. Rahat ders çalışabilmek için okuluna yakın öğrenci evine katılıyor. Haftada Üç gün bu evde ders çalışıp okuluna gidip geliyor. Dört günse ailesinin evinde annesine kardeşlerine bakmaya devam ediyor. Arkadaşlarıyla bir alışveriş merkezinde sinemaya gitmiş. Öğrenci evine yemek sepetinden yemek siparişi vermiş ve telefon tapelerine göre yemek sepeti kuryesine adres tarifi yapmış. Bunların hepsi savcılık iddianamesinde var. 529 sayfalık iddianamede. Dün Ayşem savunmasını verirken efsaneydi. Sadece şunu söylesem yeter. Mahkeme başkanı bir ara konuşmasını bölecek gibi oldu. Ayşe sertçe bitirmedim dedi. Başkan sustu kaldı hiçbir şey diyemedi ve Ayşe devam etti. Helal olsun sana çocuk demiş Lalet Demir Kazan. O kürsüde senin oturduğun ve gerçekten adalet dağıttığın günleri de göreceğiz inşallah. Devamla konuyu ne şekilde anlamak isteyenlere bir açıklama. Bu davada yargılanan çocuklar genel olarak devlet üniversitelerinde veya özel üniversitelerde tam burslu yarı falan değil. Tam burslu bilgisayar mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, hukuk, temel fen bilimleri öğrencileriyle özel ders öğretmenleri ve eğitim koçları. Suçlamaysa sınavlara hazırlanırken çalışma kampları yapmak, kazandıktan sonra okullarına yakın öğrenci evleri tutmak. Bitmiyor bitmeyecek bugün dördüncü gün. Fakat bu avukatlar gerçekten kelle koltukta bu öğrencilerin savunmalarını yaparlarken ve duruşmada olup biteni anlatmaya çalışırken gerçekten risk altındalar. Nasıl risk altında olmasınlar ki? Bir meslektaşları daha yeni tutuklandı ve hala içeride. Tutuklandığı gerekçe veya gözaltında o alındığı gerekçe neyse daha sonradan ilave suçlarla falan onu içeride tutmuyorlar. Tutmaya çalışıyorlar. Benim gibi bir buçuk metrelik yetim bir kadın diyor avukat dilek ekmekçi cezaevinde doğar doğmaz terk edilmiş bir çocuk bu ülkeye fazla geldi diyor. Tutuklu bulunduğum sürede iki kere Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüm. Cezai ehliyet tespiti için akıl muayenesini, akıl muayenesi yapıp işte aklende işte deli muamelesi görüyor yani bir yönüyle. Bir anette çok geniş bir röportajı var, söyleşisi var. Belli ki Bakırköy Cezaevinde mektupla söyleşi yapılmış Evrim Kepenek. Lütfen okuyun bunu. Sinan Ateş cinayetinin sulandırılan ve cılız bırakılan dosyalarını gerçek mecrasına oturtmak için asrın suç duyurusunu yapmaya hazırlandığım dönemde tutuklandım diyor. MHP'liler şikayet ettikten sonra 1 Eylül'de tutuklandı. Ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi. Çok geniş bir iki satırı sizin için okuyacağım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı benimle, benimle özel olarak uğraşıyor diyor. Ve cezaevindeki günlerini de hakkındaki onlarca şikayet hakkında savunma hazırlamakla bunlara çalışmakla meşgul Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü ve bunun FETÖ-PYD'ye bağlantılarını sorguladığım için Ankara Başsavcısı Gökhan Karaköşe ve Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in ekibi benimle özel olarak uğraşıyor. Süleyman Soylu, Aile Bakanlığı, Mansur Yavaş, Yüksel Aslan, İzzet Ulvi Önter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz, Recep Tayyip Erdoğan, Cihat Yaycı, Ümit Can Uygun, Melih Gökçek, Devlet Bahçeli, Ankara Emniyeti pek çok sözde savcı ve hakim benden şikayetçi olanlar arasında demiş. Zaten yukarıdaki isimleri... Dikkatle baktığınızda orada da bir ittifakı görürsünüz yani. Maalesef böyle. Kuru yaş değil. Hepsi şu anda ittifak etmiş durumdalar. Türkiye yargı, yargısındaki dosyalarla ilgili. Dikkat ederseniz bu isimlerin neredeyse tamamı erkek bazılarının adı Sinan Ateş cinayetinde geçiyor. Kendilerini Esra Hankulu ve Aleyna Çakır'ın ölümlerinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'la aynı listeye koymak kendilerinin tercihi demiş. 2020 yılı Eylül ayında devletin yetiştirme yurtlarında yetişen kadınları seks işçiliğine sürükleyen Ankara merkezli çeteye dair bildiklerim ifşa ettiğim günden beri buna karşı Ankara merkezli başlayan adli kumpas yağmuru beni susturmayı hedefleyen süreç beni defalarca haklı çıkardı. Bence susmayıp daha fazla sesimi duyurduğum için kumpaslar devam etti. Çeteyle uğraşıyorsunuz. Ülkeye tebelleş olmuş bir çete var. Ve bu çete için işini düzgün yapan insanlar birer tehdit Türkiye'deki herkesin bunu aklına sokması lazım. Kimlerin serbest kaldığını ve neler yaptığını, kimlerin içeri içeri alındığını ve neden susturulduğunun anlaşılması açısından. Meral Akşener de sustu. 2023 Kasım ayında Ayhan Bora Kaplan çetesiyle bağlantılı konuyu gündeme getirdi. Beni aradı diyor. Ondan sonra da kadın susmuş. Sustu, susturuldu. Ne de, ne derseniz diyin yani. Pek çok konu var. Hatta bir tanesi var ki e, okuyabilirsiniz bir tanesi var ki kendisine yani ailevi nedenle de üzerine geliyorlar biyolojik annesiyle ilgili olarak. Dünya gözüyle tanıyamadığım biyolojik annem Pamuk Deniz'i kasten öldürmekten sanık olan dayım Aba Müslüm Deniz tutuksuz yargılanıyor. Tevşi, tahlukat, hukuki tabirler taleplerimiz reddediliyor ve delil yetersizliğinden beraat talep ediliyor. Bense yurtta yetişen biyolojik ablamı seks işçiliğine sürükleyen, kendileri hakkında fetö iddiaları bulunan emniyet müdürlerinin ve babalık davamın bir şahsın organize kumpasıyla çocuklu yargılanıyorum. Evet. O arada gönül ister ki diyor biyolojik annemi kasten öldürmekten sanık dayımı Kars Belediyesi Başkanı aday olarak gösteren CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı... Murat Bakan beni ziyaret etsin. En azından bunu yapsın. Dedim ya hep beraber bir iş tutuyorlar. Avukat Dilek Ekmekçi bir kısım satırlarını okuduğum bir yanetteki söyleşisini okuyun lütfen. Şimdi bakın her gün gazetelerde böyle onlarca haber var. Getirsem ayrı bir yayın yapmam lazım. 22 kez ceza yazılan motor e, motorla şehit etti. Posta gazetesinin manşeti bugün. Ordu'da Ekiplerin dur ihtarına uymayarak çarptığı asrubay Mehmet Fatih Cıngır'ı şehit eden motosiklet sürücüsü. Şimdi yani bir asrubay da böyle bir kazada ölünce şehit mi oluyor ayrı bir konu. Ama mesele o değil. Kural tanımaz biri çıktı. Çoğunluğu plakaya yazılan cezalardan oluşan toplam 22 suç kaydı bulunan sürücünün defalarca çevirme noktalarından kaçan sabıkalı biri olduğu belirlendi diyor. Sonra siz aylardır kız çocukların peşinde onları ağlatarak yargılıyorsunuz. 16 yaşında kız çocuğuna 5-6 yaşında olduğu dönemle ilgili sorular soruyorsunuz. 5-6 yaşındayken ki dönemi hakkında yani. Şu örgüte üye miydin? Şurada hesabın var mıydı? 15 Temmuz gecesi ne yapıyordu? Çok zor bizim işimiz. Sosyal ağlarda. Çünkü engelleniyoruz. Çünkü algoritmalarla ötelere atılıyoruz ya da gerilere atılıyoruz. Yani bir günkü yayının 200-300 bin seyredilirken, ertesi günkü yayının 10-20 bine düşmesi, gerilemesi doğal değil. Çünkü çıktığında hemen baskı geliyor. Yükseldiğinde hemen baskı geliyor. Yayınlarda da öyle. Yayın bir giriş yapıyor, saatteki izlenmeler bir anda 5-10 bin, sonra pat darbe yiyor ve anında çakılıyor. Tekil uğraşıyorlar hesaplarla uğraşıyorlar, videolarla uğraşıyorlar. Bunu devletler sosyal ağların yöneticileriyle veya temsilcileriyle yaptıkları anlaşmalarla hayata geçiriyorlar, uyguluyorlar. Bakın, Twitter'dan örnek sadece. Yılın ilk 6 ayında Twitter, yeni adıyla X 5.3 milyon hesabı askıya almış dünya genelinde tabii. X platformu 2024'ün ilk 6 ayında bu önceki döneme göre 3 kattan daha fazla. Yani sosyal ağlar da, platformlar da bir yönüyle kontrol altında. Ocak Haziran döneminde 2024 10.6 milyondan fazla gönderi de platformdan kaldırılmış. Şimdi bazıları elbette doğrudur, nefret suçu vardır, başka konular vardır, ne bileyim uyuşturucu ile ilgili, pornografi ile ilgili konular vardır. Neyse elbette. Ama hepsi mi? Hayır değil. Kız çocukları de demişken önüme düşen bu mesaj gerçekten e, beni etkiledi. Lübnan'da ikinci bir cephe açtı ki bu zaten 7 Ekim'den beri, geçen sene 7 Ekim'den beri uç vermiş bir konuydu. Güney cephesinden sonra İsrail, Gazze cephesinden sonra Kuzey'de de kendi yerleşimcilerinin veya işte vatandaşlarının bölgedeki Kuzey İsrail'deki veya işte Güney Lübnan'a yakın sınırdaki bölgedeki yerleşimcilerinin güvenliği açısından diyor ama Kara Savaşı da eli kulağında. Fakat gene siviller ölüyor. İsrail bu üç Lübnanlı kadını Güney Lübnan'da öldürdü. İsrail atışlarıyla öldü bu insanlar. Yani askerler arasında bir savaş veya örgütler arasında bir savaş değil yaşanan. Zor ülkede gazetecilik. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in 7 sülalesini ihya ettiğini yazmış İsmail Arı bir günde. Eşi TRT'de işe gitmeden maaş alıyormuş. Kayınbiraderi Rütük'te daire başkan yardımcısı olmuş. Bacanağı Rütük'te işte filan falan. Eşinin arkadaşı da yani baya bir şey var. İ... İddialar tırnak içinde söylüyorum sıralamış ve bunun cevaplarını istiyor. Yok böyle bir şey demiyor Ebu Bekir Şahin Rütük Başkanı. Yalan yanlış haberlerden dolayı hakkında açılmış pek çok davaya bir yenisini daha ekledin. Sözde haberin yalan, iftira, dedikodularla dolu. Anlat. Bahsettiğin kişiler orada değil burada çalışıyor. Veya çalışmıyor. Ona güzel bir cevap vermiş İsmail Arı. Yedi sülalenin yönettiğin rütüke doldurmuşsun. İki gün boyunca korkudan telefonlarıma dahi çıkamadın. Bu üslubunun tek nedeni ipliğinin pazara çıkmış olması. Senin tehditlerin vız gelir vız. iktidarın komiseri demiş. Hemen herkesin bu duruşu, bu itirazı ve bu cevabı vermesi lazım muhataplarına. Dediğim gibi hep söylüyorum milyonlarca insanı tıkacak bir cezaevleri yok. Hiçbir ülkede yok böyle bir şey. Onun için ülkeyi açık cezaevine çevirdiler. Bir başka konu ki bunu önemsiyorum. CNN Türk'ün ABD muhabiri Erdoğan'ın dış politika güvenlik danışmanı Akif Çağatay Kılıç'a soruyor. Yani dünkü çantacı bugün danışman oldu. Ayrı bir konu da. Bu şeyle ilgili bir iddia var. Ee, Yunan gazetesinde gündeme geldi. Amerikan tarafı Türkiye tarafına diyor ki siz bu S400'leri Rusya'dan aldığınız işte füze savunma sistemini bize verin. Bizim emanetimizde olsun İncirlik'te. Biz de bu F35 konusunu konusunu tekrar sizinle müzakere edelim ya da işte bıraktığımız yerden devam edelim falan gibi bir pazarlık anlaşma. Türkiye tarafı da Yunan gazetesine, Yunan basınına göre buna teşne. Bunu yapmak istiyor ama bu neticede bunu sessiz sedasız yapmak istiyor. Sessiz sedasız yapması da çok zor. O arada tabii Amerika'nın amacı da muradı da şu ki o S-400 savunma sistemlerini incirlike kapatırsa, Türkiye'den alırsa F-35'ler karşılığında S-400'leri inceleyecek. Kodlarına bakacak, teknolojisine bakacak vesaire. Ben o CNN Türk'teki söyleşinin ilgili bölümünü seyrettim. İddia diyor. Yunan basınının iddiası onlara sorun diyor. Hayır böyle bir şey yok demiyor. Ki zaten iktidar ortağı Doğu Perinçek'in gazetesi Aydınlık'ta buna dikkat çekmiş. Boyun eğmenin adı yaratıcı formül diye bugün manşetten kocaman açmışlar. Ve İncirlik planını açık etmişler, yazmışlar. Yunan Katimerini gazetesi geçenlerde yaratıcı formüllerden birini açık etti. Habere göre S-400'lerin incirlik üstünden ABD'ye tahsis edilen bölgeye transfer edilmesi planlanıyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Fidan, bizim amacımız Katsa'dan çıkmak, yaratıcı formüller, çözümler neler olabilir onlar üzerinde duruyor sözleriyle bu yeni arayışı doğrulamış oldu diyor. Yani yaratıcı formülleri Türkiye tarafı da doğruluyor. Biraz evvel getirdiğim CNN Türk söyleşisinde Erdoğan'a danışmanı doğruluyor. Aydınlık da yapmayın böyle bir şey diyor. Bak farkındayız. Var böyle bir şey. Dönüyor bir hikaye. Aman ha sakın yapmayın. Dolayısıyla Türkiye'nin veya Türkiye tarafının bir yönüyle elinde patlamış oldu. Bunu sessiz sedasız hayata geçirmek istiyordu. Yapmak istiyordu. Fakat olmadı. İç siyasete bakalım mı bütün bu gelişmeler? AKP tabanı. Bugün seçim olsa ne olur? Bunu getirmiştim daha önce yön eyleme anketinde. Kararsızlar dağıtılmadan ki ben kararsızların dağıtılmasını hiçbir zaman savunmuyorum. Savunmadığımı da öteden beri takip edenler bilirler. AKP'nin oyu 24, CHP'nin oyu 27. Kararsızlara, kararsızların hangi partiye oy verdiklerine bakınca bir önceki seçimde, yani geçen sene 14 Mayıs 2023'te kararsızların %38.9'u 40 deyin görece AKP'ye oy vermiş. Ve şimdi kararsız. Yani Türkiye'de AKP'ye oy vermiş, Kitle kararsız grubuna geçmiş ve şu anda kendine parti arıyor. AKP'ye döner mi yoksa bu CHP veya başka partilere mi gider? Mesela bu önemli. Kararsızların yüzde yani yaklaşık yüzde kırkının AKP'ye oy vermesi. Dolayısıyla AKP'de bir çözülme var. Tabanda artık AKP'nin, AKP'lilerin yaptıkları işlerin bir karşılığı yok. Bunu gösteriyor. Neden hiç Türkiye siyasetine artık eskisi gibi girmiyorum? Ne muhalefet partileriyle, ne CHP'yle, ne öbürüyle belki. Yani lüzum yok. Gerekince giriyor, gerektiğinde bahsediyorum ama bugün eğer bırakırlarsa bir gün iktidarın veya mevcut rejimin muhalefet ayağı olma durumunu o zaman konuşmaya başlayabiliriz. Baksanıza Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı'nın BM konuşmasını dinlemiş. Dinledim gurur duydum Türkiye Cumhurbaşkanı böyle konuşmalı diyor. Kapıyı aralasa koşa koşa gidecek saraya. Sonra da işte gazeteci meslektaşlarımız haber yapıyorlar işte. Deva ile gelecek partileri birleşecek de şöyle olacak da böyle olacak. Sağda yeni bir blok yeniden refaha da ikna etmeye çalışıyorlar da falan. Yok. Yani bu adamların tineti bu. Koskoca bir ömre eder. Yani. Kitap yüklü eşekler mi de diyordu yani böyle kutsi ifadelerde falan da var. Okumayla falan da olmuyor, kütüphaneler devirmeyle de olmuyor. Mansur yavaşla bağlayalım. Sözcü gazetesinde Aytunç Erkine konuşmuş. CHP'den istifa etmem, oyunlara gelmem ne? Önerme yok. Ortaya e, yandaşların ortaya attığı iddialar ve e, adaylık tartışmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. İşte sözleri demiş filan. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Burada da böyle hani dişe dokunur bir şey yok. Ben söyleşiye baktım ve orada <laughs> Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfada manşete çıkarması gereken ama çıkarmadığı konuları alt alta sıraladım. Ve bunu sıralarken de şunu düşündüm. Mansur Yavaş ne söylemekte, nereye varmak istemekte? Günü geldiğinde parti olarak kimin aday olacağına karar vereceğiz diyor. Ne zaman gelecek o gün? Günü geldiğinde. Yani bunu, bunu zorlama iradesi yok. Hemen şimdi demiyor. Günü geldiğinde. Herkes bekliyor. Herkes halinden memnun. Türkiye'nin temel sorunu bu. Konfor. Konforu bozulan bıdırdanmaya başlıyor. Ama konfor iyiyse pozisyonlanmada bir problem yoksa devam. Herkes kendi pozisyonu üzerinden bir hesap yapıyor. Altılı Masa'da da böyle oldu. Ortada seçime birkaç yıl varken sürekli olarak aday kim olacak tartışmaları. Yahu seçime 3 ay kala aday ortaya çıkmaz. Hele Türkiye gibi bir ülkede. Başka ülkelerde de bu böyledir. Adaylığını koy ben adayım de. Ne zaman? Önümüzdeki seçimde. E hemen erken seçim istiyor sizin genel başkanınız Kasım 2025'te. Eğer Kasım 2025'teki erken seçim çağrısında CHP samimi ise şu anda adayının belli olması gerekmez mi? Bir yıl var. Eğer bu isteğinde samimi ise günü geldiğinde e günü geldiğinde ne olduğunu gördük önceki dönemlerde. Ve aday olduğunu da saklamıyor. O sarı ile işaretlediğim bölüm. Her zaman söyledik. Partimiz aday gösterirse aday oluruz. E ben de adayım diyor. İmamoğlu Ankara'ya geliyor. Görüşecek misiniz? Uğrarsa görüşürüm diyor. Ceza çıkarsa ne şekilde tepki göstereceğimizi o gün gösterir. <laughs> Ceza bir çıksın bakacağız. Yazdım oraya. Mansur Yavaş ne söylemekte, nereye varmak istemekte? Anlaşılmıştır herhalde. Esasen o sorunun cevabı belli. Ne söylemeye çalıştı ve nereye varmak istediği belli. 3 dakika 44 saniyelik konvoyla başladık. Onunla bağlayalım. Türkiye'nin temel sorunu bu. Hemen her gün bir skandal ve bir facia yaşanıyor ve halk artık bunalmış durumda. Halka yapılan bu itibar gösterilerinin hiçbir karşılığı da yok ülkeyi ahtapot gibi sarmalamış bir suç ittifakı iş tutuyor. Ve bu suç şebekesi için işini düzgün yapan insanlar birer tehdit. İtiraz eden, hakkını arayan, hak savunucusu, avukatlar, akademisyenler, siyasetçiler, gazeteciler birer tehdit. Gerçeği yasan basın. Korkulu rüyaları. Onun için engellemeye, Twitter'la, YouTube'la, şunda, bunda iş tutmaya çalışıyorlar. Anlaşmaya çalışıyorlar. Geçmişte olsa Orta Çağ dönemine götüreyim sizi öldürürlerdi. Diri diri gömerlerdi. Bugün böyle olmadığı için de cezaevlerini genişletiyorlar. Büyük adalet sarayları yapıyorlar ve oraların marifetiyle içeri tıkıyorlar. Yüzbinlerce insan var. Türkiye açık ara Avrupa'da cezaevi nüfusu itibariyle ilk sırada. İşte bu yüzden. Neyin iyi neyin kötü olduğunu biliyorlar. Farkındalar biliyorlar. Neyin suç olduğunu da biliyorlar. Boğazına kadar batmışlar çünkü. Dosyaları çok kalın. Ne dönebilirler ne de durabilirler. Pedal çevirmeye, hatta daha da hızlanmaya mecburlar. Yoksa düşerler. Böyle bakacaksınız. Ve bu suç bu suç ittifakı, bu konvoyda gezen, bu, bu, bu konvoyda geçen suç ittifakı çökmeden, yıkılmadan da ne içeride ne dışarıda hiç kimse güvende değil. Diyeceğim bu. Bir sonraki ayında görüşmek umuduyla.